Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlerle çok güzel bir tarifle geldim. Sizlere pirzola yapacağım. Fırında pirzola yapacağım. Fırında pirzola için şöyle malzemelerimi gösteriyorum. Burada bir çay kaşığı dolu dolu karabiberim var. Ekliyorum. Şöyle göz kararı salçalar tuzlu olduğu için tuzunu biraz kontrollü ekliyorum. Burada da bir yemek kaşığı acı biber salçası, bir tatlı kaşığı da tatlı biber salçası ekliyorum. Harika bir tarif sevgili arkadaşlarım. Denemenizi tavsiye ederim. Burada da 4-5 dişten fazla ben dövülmüş sarımsak önce böyle dövüp çekip robotta çekiyorum, dondurucuda saklıyorum. Lazım olduğu zaman da bu şekilde pratik. Elime hazır geçiyor. Onu kullanıyorum. Şimdi şöyle bir miktarda göz kararı 2 yemek kaşığı kadar da süt ekliyorum. Tekrar 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Ben bunu şimdi terbiyeye yatırıyorum sevgili arkadaşlarım. Bunu dolapta ne kadar bekletirseniz bekletebilirsiniz süre olarak. Size ait ne kadar çok beklerse o kadar pirzolamız daha yumuşak ve güzel olur. Şimdi hepsini bir şekilde harmalıyorum. Koyun pirzola sevgili arkadaşlarım. Onun için biraz fazla bekletmek istiyorum baharatlarıyla birlikte terbiyede. Fazla kalsın istiyorum. Şimdi pirzolamızın soslarıyla iyice karıştırdıktan sonra şöyle bir kapalı kaba alıyorum. Diyerek terbiyelemeye bırakıyorum. Sevgili arkadaşlarım, dediğim gibi 6 saat, 7 saat, 10 saat, hatta akşamdan terbiyeleyip sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Hiç bozulma olmaz, bir şey olmaz. Şimdi bu şekilde kabımı aldıktan sonra kapağını kapatıyorum. Buzdolabında bekletiyorum. Sevgili arkadaşlarım, ben bunu fırınlarken de soğan, domates, biber ve kekik kullanacağım. Onları da sizlere yine yaptığım zaman göstereceğim inşallah. Şimdi pirzolama yeteri kadar buzdolabında beklettim. En az bir 12 saat bekledi sevgili kardeşlerim. Burada da kullanacağım malzemeleri sizlere şöyle göstermek istiyorum. Burada bir miktar biberim, acı ve tatlı taze biber var. Yeşil biberimiz. 7-8 diş sarımsağımız var. 2 adet soğanımız var. Bir patates, bir de domatesimiz var. Şimdi az sonra ben soğanlarımı jülyen şeklinde doğrayacağım. Tepsimin altına önce soğanlarını alıyorum. Sizlerle de aşama aşama paylaşıyorum. Şimdi önce soğanlarımı doğruyorum. Sövüşürlüğe şeklinde şu şekilde sevgili arkadaşlarım. Tepsinin üzerine en son altına bunu alacağım. Üzeri demişim, pardon. Üzerine de koyabilirsiniz. Üzerine koyanlar da var. O şekilde olabilir. Şimdi doğramış olduğum soğanlarımı şöyle tepsime alıyorum. Fırın kağıdı sevdiğim tepsiye sevgili arkadaşlarım bir miktar zeytinyağı, bir miktar da tuz da şöyle bir harmanlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Az bir şey zaten. Pirzolamız yeteri kadar yağlı. Az bir şey de tuz soğanlarımızın lezzetli olması için. Bunları da sizlere videomu kapatmadan gösteriyorum. Evet, şimdi sıra ne yapıyoruz? Pirzolalarımızı döşüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim.
Şu şekilde. Şöyle yerleştirelim tepsimizi. İyice terbiyelendi, yumuşacık olacaktır inşallah. Evet, etimizi bu şekilde tepsiye yerleştirdim. Şimdi patatesini doğruyorum. Sevgili arkadaşlarım, şimdi patateslerini de bu şekilde dilimledim. Şöyle doğruyorum. Kızartmalıktan biraz iri olacak sevgili arkadaşlarım. Evet, bu şekilde patateslerini de doğradıktan sonra şöyle ebadını da göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde olacak patateslerimiz. Şimdi sarımsaklarını yerleştiriyorum. Şöyle yanmasın diye aralarına gizleyerek sarımsağını yerleştiriyorum. Ve patateslerini yerleştiriyorum. Bu şekilde hiç denediniz mi bilmiyorum sevgili arkadaşlarım. Harika oluyor, çok lezzetli oluyor. Patatesler de etin suyuyla, lezzetiyle kızardığı için onlar da bir o kadar lezzetli ve güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hem pratik bir şey, menü diyelim. Doyurucu, güzel. Bugün de menümüz böyle olsun dedik sevgili kardeşlerim. Şöyle patatesleri de aralarına yerleştirelim. Evet, mümkün olduğunca sarımsaklarını şöyle saklayalım, yanmasın diye. Şimdi de biber ve domateslerini yerleştiriyorum. Görüntüsü bile muhteşem oldu sevgili arkadaşlarım. Evet, domateslerini de bu şekilde yerleştirelim. Şimdi üzerine hafif de şöyle kekik ekiyorum. Sevgili kardeşlerim, en son olarak da şöyle ortasına bir gül yaptım. Gülle de iyice taşlandıralım, süsleyelim pirzolamızı. İşte menümüz fırına gitmeye hazır sevgili arkadaşlarım. Yine şöyle az bir şeyde zeytinyağı gezdiriyorum. Evet, menümüz fırına gitmeye hazır. 200 derece sıcaklıktaki fırında önce biraz pişireceğim sevgili arkadaşlarım. Pişmeye yakın üzerine şimdi kağıt kapatıyorum. Yanmaz fırın kağıdı kapatacağım. Üzerinden o kağıdı alıp bir 10-15 dakikada öyle kızartacağım. Son aşamalarında. Şöyle ıslattığım fırın kağıdıyla da üzerini kapatıyorum. Katlayalım şu şekilde kabarmasın. Evet, fırına veriyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, yemeğimi fırından aldım. Toplamda bir saatte pişti. Nar gibi kızardı gördüğünüz gibi şöyle. Son halini de sizlere göstermek isterdim değerli arkadaşlarım. Umarım videolarımı izlersiniz. Beğenileri unutmazsanız sevinirim. Bugün de videomu burada kapatıyorum. Başka güzel tariflerle, güzel videolarla sizlerle olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet diyorum değerli arkadaşlarım.